Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün lezzetiyle dillere destan olacak muhteşem bir sos tarifi paylaşıyorum. Yaklaşık olarak 20 yıldan beri yapmış olduğum bir sos tarifidir. Gönül rahatlığına dileyin. Bir defa yaptıktan sonra eminim her yıl kilo kilo yapacaksınız. Sizlere garantisini veriyorum. Gerçekten de hem çok lezzetli hem de yapımı son derecede basit bir sos tarifini paylaştım. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda 6 kilogram kapya biber kullanacağım. Kapya biberleri bol suyla güzelce yıkadıktan sonra kuruladım. Ardından da hemen bir tepsiye dizdim. Biberler közlenme esnasında haşlama gibi olmasın diye görmüş olduğunuz gibi birbirlerini çok fazla yapıştırmadım. Şimdi hemen hazırlamış olduğum bu tepsiyi doğruca fırına veriyorum. Tepsiyi şimdi fırından çıkarttım. 250 derecelik fırın ayarında toplamda 20 veya 22 dakika boyunca kaldı. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde közlenmiş. Şimdi birazcık çevireceğim. Tabii ki de bu işlemi fırının kapağını açtığınız zaman kendinize doğru tepsiyi çevirerek yapabilirsiniz. Ben net görmeniz için sizlere böyle gösterdim. Hemen ters çevirip tekrardan fırına vereceğim. Ortalama 10 dakika boyunca fırında kalacak, tamamen közlenene kadar. Vermiş olduğum süreler tabii ki de biberlerin kalınlığına göre değişebilir. Bu nedenle kontrollü olalım. Eğer vermiş olduğum püf noktalara uyarsanız biberleri peş peşe seri bir şekilde közleyeceksiniz, kendinizi hiç yormadan. Tepsiyi fırından çıkarttım. Yaklaşık olarak toplamda 40 dakikanın içerisinde közledim. Tabii ki de ikinci, üçüncü, dördüncü tepsiler daha az sürede közlenecektir. Çünkü fırın ısındığı için. Şimdi geldik en önemli püf noktasına. Sağlık açısından hemen közlemiş olduğum biberleri cam bir kasenin içerisine aldım. Burası çok önemlidir. Hemen üstüne porselen bir tabakla, üstüne hemen bir porselen tabakla kapattığım cam veya çelik bir kapak olabilir. Hiç fark etmez. Ve hemen ardından büyükçe bir poşete geçirdim. Bu işlem çok çok önemlidir. Biraz sonra göreceksiniz. Biberler çok kolay bir şekilde soyulacaktır. Ama mutlaka poşetin ağzını sıkıca kapatalım. Gerçekten de çok işinize yarayacak. Ve her zaman bu yöntemi uygulayacaksınız. Ve artık ikinci tepsiyi çıkarttım ve hemen az önceki kaseye hepsini üst üste doldurup tekrardan poşetin ağzını kapatacağım. Dediğim gibi bu işlem çok önemlidir. Böylelikle biberlerin kabuklarını çok kolay bir şekilde soyacağız. Eminim birçok izleyicim kapya biberlerin kabuklarını soymayı sevmiyor ama bu işlemden sonra aynen bu şekilde yaparsanız işlemler çok kolay olacak ve hep böyle yapacaksınız. Hem de sağlıklı bir teknikle de kabuklarını soymuş olacağız. Ve görmüş olduğunuz gibi ikinci tepsiyi de yine aynı kaseye aldım. Biberler üst üste gelecek şekilde koydum. Kapağını kapatacağım ve yine poşetle de güzelce saracağım. Bütün işlemleri peş peşe aynen bu şekilde tekrarlayacağım. Biberlerin közleme işlemi sona erdi. Şimdi hemen kabuklarını sıyırmaya başlıyorum. Bu arada şunu hemen belirtmek isterim ki biberlerin közleme işlemi bittikten sonra yine poşetle güzelce sarıp ortalama 1 saat boyunca dinlendirdim. Ardından da hemen kabuklarını soymaya başlıyorum. Eğer dinlendirirseniz gerçekten de kabuklarını çok daha kolay soyulduğunu göreceksiniz. Eğer vaktiniz varsa mutlaka dinlendirin. Eğer vaktiniz yoksa közleme işlemi sona erdikten sonra hemen soyma işlemine başlayabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi bu işlemi çok kolay bir şekilde sağlıyorum. Bu işlemi yaparken de çekirdeklerini çıkartabilirsiniz. Biberlerin içerisinde bir miktar çekirdeğin kalması sorun olmayacaktır. Bu sosun içerisine biraz da tabii ki de çekirdek yakışıyor. Biraz sonra göreceksiniz. Robottan çekeceğim. Robottan çekme esnasında çekirdekler parçalanmayacaktır. O yüzden birazcık kalabilir, sorun olmayacaktır. ve biberlerin kabuklarını tamamen soydum. Bu işlem hem çok zevkliydi hem de çok kısa bir süre içerisinde yapıldı. Vermiş olduğum püf noktaları uyarsanız sizler de çok hızlı bir şekilde hazırlayacaksınız. Ve biberleri hemen şimdi robottan çekmeye başlıyorum. Biberlerin tamamını hızlı bir şekilde robottan çektim. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir rengi var. Hatta daha da kırmızı bir rengi var. Şimdi hemen sos yapımına hızlı bir şekilde başlıyorum. Toplamda 2 bardak zeytinyağı kullandım. Zeytinyağını tencereye ilave ettikten sonra 5-6 diş küçük küçük doğramış olduğum sarımsakları ilave ettim. Ve ardından hazırlamış olduğum biberleri ilave ettim. Şunu da hemen belirtmek istiyorum ki yağ ve biberler birbirine karışsın, güzelce karışsın diye burada karıştırma işlemine bayağı bir devam ettirdim. Yaklaşık olarak 2 dakika boyunca karıştırdım. Ardından da ocağın orta gözünde kaynamaya bıraktım. Ve şimdi geldik en önemli püf noktasına. Kaynamasını beklerken mutlaka sık sık karıştırmamız gerekiyor. Aynı salça yapımında olduğu gibi tahta kaşıkla sık sık karıştırmamız gerekiyor. Aksi takdirde mutlaka tencerenin dibine yapışacaktır. Ve sos yaklaşık olarak 20 dakika boyunca kaynadı. Bu esnada ben sürekli karıştırdım. Ardından hemen tuzunu ilave ediyorum. Toplamda 1,5 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ilavesi yaptım. Ve 1 su bardağı da üzüm sirkesi ilavesi yaptım. Kaya tuzunu ve sirkesini ilave ettikten sonra ortalama 15 veya 20 dakika boyunca kaynayacak. Ve ardından da hemen steril etmiş olduğum kavanozlara dolduracağım. Ve artık sosumuz hazır. Şimdi hemen steril etmiş olduğum kavanozları hızlı bir şekilde dolduracağım. Bu arada bu işlemleri ocağın kenarında yaparsanız eğer, çok dikkatli olmak şartıyla ocağın kenarında yaparsanız, ocağın altında mum ışığı ayarına indirirseniz, hızlı bir şekilde dolum işlemlerini sağlarsanız çok çok daha iyi olacaktır. Nefis bir sos oluyor. Asla pişman olmayacaksınız. Gerçekten de çok lezzetli. Benim yıllardan beri yapmış olduğum soslardan bir tanesidir. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı da oldukça katı. Sabah kahvaltılarında değerlendirebilirsiniz. İçine ceviz de atıp kahvaltılarda da yiyebilirsiniz. Ekmeğe sürüp eminim yemelere doyamayacağınız bir sos olacaktır. Her yılda kilo kilo yapacaksınız. Normalde ben 15-20 kilogram biberden yapıyorum. Şu anda sadece size göstermek için bu kadar az yaptım. Çok iddialı olduğum tariflerden bir tanesidir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten de müthiş oldu. Rengini de hemen detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Hatta daha da kırmızı. Hemen kavanozların kapaklarını 3 geri 1 ileri yöntemiyle sıkıca kapattıktan sonra bir örtüyle güzelce sarıyorum. Hatta 2 tane örtü kullanırsanız daha iyi olacaktır. Ve aradan toplamda bir gece geçti. Görmüş olduğunuz gibi kavanozların kapaklarında herhangi bir anormallik yok, atma yok, şişme yok. Bu yöntemi gönül rahatıyla deneyebilirsiniz. Tabii ki de bütün kavanozlar için geçerlidir. Kesinlikle kontrol etmeden tüketmeyin. Rengini detaylı bir şekilde göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi kıpkırmızı bir rengi var. Hatta ekranda görmüş olduğunuz renkten daha da kırmızıdır ve böyle katı kıvamda bir sos tarifidir. Gönül rahatlığıyla aynen vermiş olduğum püf noktalara uyarak denemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi asla pişman olmayacaksınız. Bu sosu taze tüketebileceğiniz gibi isterseniz bol cevizle de tüketebilirsiniz. Ben çok seviyorum ve de öneriyorum. Gerçekten de çok güzel yakışıyor kekik ve cevizle. Cevizleri mutlaka bıçakla doğrayıp hemen üzerine bu şekilde döküp servis edebilirsiniz. Sadece sos olarak değil, yemeklerde bile bu sos tarifini deneyebilirsiniz. Makarnalara da çok güzel yakışıyor. tadına baktım. Gerçekten de nefis bir sos tarifi olmuş. Benim yıllardan beri yapmış olduğum bir sos tarifidir. Gönül rahatlığıyla aynen vermiş olduğum püf noktalara uyarak lütfen deneyin. Eminim sizler de böyle sonuçlar elde edeceksiniz. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu sos tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları da sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.